Selam dostlar. Bugün günlerden 23 Nisan Salı. Öncelikle buradan geleceğimize emanet ettiğimiz gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Bugün Sinop ilçesi Gerze T'ler mevkiindeyiz. Somonavı yapacağız. İnşallah bir şeyler denk gelir, sizlerle güzel görüntüler paylaşırız. Ben yine LRF kamışımla avlanacağım her zamanki gibi. Daiwa Legalis 1.12 gram 2.44 santim. Makinem Daiwa Fuego 2000'lik arkadaşlar. İpim Daiwa Tournament Evo 0.8 milimetre. Şöyle klipsten sonra yarım metre Daiwa Tournament 0.26 lider misinesinden yapmış olduğum takımım. Ucunda Owner yaylık ancak ve hamur kendi yapımı olan Ufuk Mutaf hamurları sizlerin de beğenisine sunmuştum. Hamur temin etmek isteyenler 544-465-0372 numaralı telefondan bana ulaşabilir. Sinop'ta ikamet eden arkadaşlar Çınar abi, Ayı Gökhan Yal kardeşimden alabilir. Her ile gönderim vardır. PTT kargo ile. Arkadaşlar hamurumu funduk büyüklüğünde taktım. Kopartıp kancama parmağımla yatsılaştırıp kancama arasına koyup şu şekilde bir görüntü elde ediyorum. Misine ve kancanın bağlantı yerini şu şekilde yukarı doğru yuvarlıyorum. Hafif misineye doğru 3-4 milim çıkacak şekilde. Sonrasında atışlarıma başlıyorum. İlk atışlarımı sizlerle birlikte yapacağım. Tutarsam inşallah. Sonrasında da videonun devamını ekleyeceğim dostlar. Hayırlısı diyelim, ilk atışımı yaptım. Ağır sarım yapıyorum arkadaşlar. Bunu soran dostlar da bunu görsünler. Tek kanca usulü hamuru yüzdürüyorum suda. Küçük sarımlarla. Balık vurduğu zaman sarımı daha da yavaşlatıyorum. İlk başta zaten balık bir yoklama yapıyor. Hissediyorsunuz bunu. Daha sonrasında sarımı yavaşlatıyorum. Kamışı hafif aşağı indiriyorum. Balığın ağırlığını hissettiğim anda tasmalıyorum arkadaşlar. Avlanma şeklim bu şekilde. Gayet de başarılı. Şamandıralı takımlarda da kullanabilirsiniz hamuru. Dip takımlarında da. Şamandıralı takımlarda da sabit bırakmanızdan ziyade aynı yaptığım şekilde sarım yapmanızı tavsiye ederim. Hamuru suyun yüzüne çıkartmayacak şekilde ufak ufak sarımlar yapabilirsiniz. Çünkü balık aksiyona daha çok tepki veriyor. Benim tecrübeme dayanarak bu şekilde. Dostlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ben atışlarıma devam edeceğim. Balık tutarsam videonun devamını ekliyorum biliyorsunuz. Ufuk Mutaf YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Takip etmeyi unutmayınız. Bakalım Ufuk Mutaf hamurları bugün burada çalışacak mı? Hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere. Evet dostlar, bir saldırı aldım. Bakalım balık devam ettirecek mi? Evet. Hadi. Çok güzel bir saldırı yaptı. Devamını getirirse. Evet aldım. Taner abi. Taner abi. Evet dostlar. Ufuk Mutaf hamurları. Taner abi. Sinop Gerze. T'ler bölgesindeyim. İlk balığımı kandırdım. 23 Nisan Salı. İstediğin kadar tepinebilirsin. Kaçarsan da nasip artık. Biraz kalamayı sıkalım. Arkadaşlar söylüyorum, balık varsa Ufuk Mutaf hamurları affetmez. Güzel de bir balık. Bakalım kıyılatabilecek miyiz? Gel bakalım. Gel bakalım. Yoruldun değil mi? Arkadaşlar 0.26 milimetre
işine kullanıyorum. O yüzden çok zorlamak istemiyorum. Balığın yorulmasını bekleyeceğim. Böyle. Evet, hop. Hop. İşte bu kadar. Bu kadar dostlar. Güzel bir balık. Yaylı kancam ağzında. Bekle, 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 bekle. Nereye gidiyorsun? Hayvan denize gitmek istiyor. Evet. Dostlar. Gördüğünüz üzere güzel bir balık. Herkese rastgele, biz ava devam dostlar. Evet dostlar, bir balık daha aldım. 23 Nisan Salı. Ama bu pek somona benzemiyor. Bunu da görün arkadaşlar. Ufuk mutafamurları her balığı yakalıyor. İsparos. Soran arkadaşlar doluyordu. Bunu da size göstermiş olduk bu arada. Kancam ağzında gördüğünüz gibi. Ufuk mutafamurları her türlü deniz balığında. Somon, levrek, alabalık. Eşkina. Her türlü balıkta çalışır. Tabi bunu suya ya da iade ediyoruz. Rastgele dostlar, hava devam. 23 Nisan Salı. Sinop Gerze TL'ler mevkiinde başladığımız avımızda bir balık elde ettik. Keyifli bir av oldu. Oradan Demircikoy Limanı'na geldik fakat burada balık alamadık. Bereket versin, yine nasibimizi aldık. Darısı peşinde olan herkesin başına inşallah. Avınız daim, iğneniz keskin olsun. Rastgele.